Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 7 aydır buradayım ve dil okulundaydım. Ama benim vizem 2 ay sonra bitiyor. Yeni vize türlerini araştırmam ve birine geçmem gerekti. Bu nedenle edindiğim birkaç bilgi var. Eğer sizler de bunlarla ilgileniyor ve dikkatiniz çekiyorsa videonun devamını izleyebilirsiniz. Öncelikle şöyle başlayalım. Ben buraya beginner one seviyesinde geldim. Yani başlangıç seviyesinde geldim. 7 ay sonrasında benim seviyem I3 yani upper intermediate denilen seviye oldu. Ama ben size hangi seviyede, neredesiniz ve hangi seviyeye geçebileceğiniz ya da hangi vize türüne geçebileceğiniz onlarla alakalı bir video çekmek istedim. Önceki dil okuluna geldiniz ve sizin vizeniz 8 aylık diyelim. Ve bu 8 aylık vize türünden sonra sizin vizeyi eğer uzatmak istiyorsanız birkaç seçeneğiniz var. Diyelim ki siz İngilizcenizi geliştiremediniz. Yani başlangıç seviyesinde İnternet seviyesine ulaşamadığınız varsayalım. Eğer o seviyedeyseniz dil okulunu uzatabilirsiniz. Dil okulunuzu uzatarak burada kalmaya devam edebilirsiniz. Bu birinci yolu sizin için. Ama tabii bu dil okulunu uzatırken finansal bir destek ya da banka hesabınıza para gösterilmesi, okulun masraflarının önceden ödenmesi gibi o ilk başta benim videomda hatırlayacağınız üzere o maliyetli kısım tekrar söz konusu. Yani tekrar o maliyetleri kullanmanız gerekiyor. İkinci bir yolsa siz harika geliştirdiniz kendinizi ve IELTS'in 6.5-7 alabilecek seviyedesiniz. Yüksek lisans ya da doktoraya direkt geçiş yapabilirsiniz. Ama burada dikkat edeceğiniz şey yüksek lisansta acentalarla çalışabilirsiniz ama doktorada acentalarla çalışamıyorsunuz. Siz kendiniz başvuru yapmanız gerekiyor. Burada da tabii ki yine okulun ücretlerini önceden yatırmanız gerekiyor. Üçüncü yol ise mesela diyelim ki siz I3 oldunuz. Yani olmak istiyorsunuz ve orada bir sertifika programına geçeceksiniz ama olamadınız. I1 oldunuz. Yani ne diyeyim intermediate seviyesine geldiniz ama upper intermediate olamadınız. Eğer bu seviyede size okul şöyle diyor. Eğer istersen sana bir paket program yapabiliriz. Bu paket program ne? İşte senin o seviyeye getirecek kadar dil eğitimi artı o sertifika programının anlaşması gibi bir paket program yapıyorlar. Ama yine dediğim gibi burada yine finansal göstermeniz, o paraların ücretlerini tekrar baştan yatırmanız gerekiyor. Dolayısıyla yine bir maliyetli durum söz konusu. Şu ana kadar anlattığımda galiba şöyle bir durum var. Avustralya parayı seviyor. Böyle bir durum oluşuyor. Dördüncü seçenek ise bu benim şu an gerçekleştirdiğim seçenek. Buranın birkaç avantajı var. O yüzden ben bu vize türüne geçmenizi tavsiye ederim. Bunda şöyle bir durum var. Eğer siz I3 yani upper intermediate olduysanız şayet sertifika programlarına başvuru yapabiliyorsunuz demektir. Bu sertifika programlarına başvuru yapmanızın sebebi level 1 okulları var ve o okula başvurduğunuzda finansal göstermenize gerek kalmıyor. Ben geçen level'da I3'e geçtiğimi zannettim ve baya baya sevindim. Çünkü eğer I3 olamadıysam benim okulu sınavına girmem gerekiyor ki I3 olduğumu kanıtlayayım. Ben dedim ki hoca bana işte şeyde I3 oldum falan ben seviniyorum. Holey sınava girmeme gerek yok geçtim işte ben artık sertifika programına gireceğim. Çok eğlenmiştim falan o gün kendimce parti falan yapıyorum böyle. Ama sonrasında hoca beni geçirmiş ama benim speaking'im iyi olmadığı için ve biraz listening'im kötü olduğu için beni I2-I3 sınıfına koymuş. Dolayısıyla ben tam manası I3 olamamışım. Bu nedenle acentayla konuşuyorsun tabii. Nasıl yapabiliriz? İşte I2-I3'üm. Okula mail attım. Hani benim level'ım ne ben kimim falan gibi. Onlar bana mail attılar. Sen I2 ve I3'sün. Sen asla I3 değilsin dediler. O nedenle benim okulun sınavına girmem gerekti maalesef. Bu benim için yıkımdı. Çünkü benim speaking'im maalesef çok kötü. Çünkü ben buraya Ocak'ta geldim. Mart'ta karantina başladı. Yani 7 aydır buradaysam 5 ayı karantinada geçti. Hiç speaking yapamadım. Dolayısıyla maalesef benim speaking'im kötü. Yani Türkiye'de de olsam bu kadar olurdu herhalde diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok korktum. Dedim ki eyvah yapamayacağım çünkü speaking sınavını geçemeyeceğim. Ve zaten ilk sınavda da olanlar oldu ve ben geçemedim. Çok kötüydü. Speaking'im maalesef çok kötü. Aslında kolay sorulardı ama şöyle. Belki çok sessiz sakin bir günüm de olsaydı. Ne bileyim düşünmem gereken uzunca bir sürem olsaydı. Bunu düşünüp cevaplayabilirdim ama 4 dakika süre veriyor ve 4 dakikalık sürede 3 tane soru cevaplamanız gerekiyor. Ben zaten bir soruyu anlayana kadar o heyecandan 4 dakika geçmiş oldu. Ve haliyle ben devam edemedim. Sınavı geçemedim. Bana dediler ki bir de arkada arkadaşımın sesi de duyuluyordu. Ve onlar da şey dediler yani arkadan ses de geliyor. Biz bu sınavı değerlendirmeyeceğiz dediler. Başka bir okulun sınavına başvuru yaptık. Acenta başvurusunu yaptı ve hızlı ilerledi bu süreç. Çünkü diğerinin olumsuz sonuçlanması arada 2 gün vardı. Diğer başka hemen okulun sınavına geçti. İlki olumsuz sonuçlanınca ben dedim ki eyvah bu da olmayacak. Ve ben olumsuz olan tüm ihtimalleri de değerlendirmeye aldım. Ne olabilir? Başka hangi vizeye geçebilirim gibi. Sonrasında bu sınavda şans eseri. Şöyle
öyle bir duruma speaking soru sormadılar. Bu nedenle tabii ki korkulan şey gerçekleşmedi. Grammar, işte writing gibi sorular vardı ve onlar cevaplandı. Dolayısıyla ne oldu? Ben geçmiş oldum. Zaten bir gün sonrasında da hemen sonucum falan geldi. Buradaki avantaj, eğer siz level 1 okuluna başvuruyorsanız, yani şu an benim başvurduğum proje yönetimi, Türkçe ismiyle proje yönetimi sertifikasına başvurdum ve bana ajente dedi ki senin iki şeye başvurman avantajı olabilir. Birisi IT alanı, diğeri de proje yönetimi alanında bir sertifikaya başvurman iyi olabilir dedi. Sebebi de matematikçi olmamdan dolayı. Başka bir bölüme başvurursam bana konsolosluk şey diye ne alaka yani, niye başvuruyorsun da diyebilirdi. Çünkü mesela şeyler var, iş planlama gibi böyle birkaç alan var. Eğer sizin alanınız onlara uygunsa bence orada sertifika yapmanız daha kolay. Ama benim zaten iki şansım vardı ve benim kendi okulumda böyle bir bölüm yoktu. Proje yönetimi ve IT alanında. Ben eğer okulumu devam etseydim iş yönetimi, iş İngilizcesi gibi bölümleri seçmek zorunda kalacaktım. Tabii haliyle onlar da konsoloslukta sıkıntı yaratacaktı. İyi bir niyet mektubu gerekiyordu. Bu okul olduktan sonra level 1 okuluydu ve proje yönetimini seçti. 2 senelik seçtim. Ve burada şöyle bir durum vardı. Proje yönetimi ve level 1 okul olması sebebiyle benim finansal göstermeme gerek kalmadı. Yani hesabımda para göstermeme gerek kalmadı. Tekrar bir IELTS'e girmeme de gerek kalmadı. Çünkü okulun sınavını geçmiş olduğum için bana tekrar bir IELTS sınavı da sormadı. Dolayısıyla okulumun I2-I3 durumu da beni çok etkilemedi. Çünkü oradaki sınavı halletmiş oldum. Avustralya'nın maalesef bence kötü yanı ya da belki de her ülke böyle bilmiyorum. Yine ben sigorta yaptırmak zorunda kaldım 22 ay ve bence bu sigorta asla işe yaramıyor. Çünkü ben buraya ilk geldiğimde rahatsızlıklarım vardı. Doktora gitmem gerekti ve bir kan aldılar sadece benden. $125 gibi para ödedim ve bana sadece $30 geri ödedi sigorta. Geri kalan hiçbir şeyi ödemediler. Ve normalde Türkiye'de bu kan alma olayı 20 lira falanken burada $125 gibi bir fiyat. Bilmiyorum vatandaşlarına da böyle mi? Öyle mi? O kadar pahalı mı? Yok, o kadar pahalı değil. Neden bize böyle? Biz niye böyle? Çünkü Avustralya tüm geçimini sanıyorum ki öğrencilerden sağlıyor. Bu nedenle ne kadar alabilirsek kar diye bakıyor. Ben öyle düşünüyorum. Senin yaşın öğrenciler mesela bizden 4-5 kat daha fazla. Evet, ben $125 ödedim yani. Ama bence Türkiye'nin yine bir özelliği var. Sen Türkiye'ye geldin, yabancısın. Herkes aynı muamele var yani özel hastaneye gittiğinde. Bana 20 ise sana 40 demiyor yani. Bence o anlamda iyi. Ben öyle düşünüyorum en azından. Neyse. Öyle. Ama şu avantajım vardı. Ben bir doktora muayene olmam gerekiyordu. Doktor da Türk olduğu için bana dedi ki öğrenci olarak gelmişsin ve paraya ihtiyacın vardır eminim. Senden para almayacağım dedi. Eğer muayene ücreti ödeseydim $200 falan bulacaktın yani. Sadece bir kan aldırma. Sağ olsun benden para almadı. O yüzden bu paya şu an ben ne kadar para verdim dersin? $3600 yok. Doğru, $3600 gibi para ödedim bu paya. 2 senelik bir bupa ve 2 kişilik bir bupa. Ve ben bu bupayı eminim ki kullanmayacağım. Boşuna ödüyorum bu parayı ama yaptırmak zorundayım. Başka yapacak bir şey yok. Okulun fiyatı da 2 yıllık okul fiyatı $8000 civarında falan. Dolayısıyla benim yine 2 yıllık toplam masrafım $11,000-$12,000 civarında bir paraya denk geldi. Sadece benim masrafım $12,000'lık bir masraf oldu. Ama eğer başka bir okula başvuracak olsaydım, birincisi birazcık daha pahalı. İkincisi finansal da göstermem gerekiyordu. Yani benim Türkiye'de işte babam hesabına tekrar para yatırması gerekiyor. İşte o paranın nereden geldiğini kanıtlaması gerekiyor gibi tekrar bir uzun sürece girmem gerekiyordu. Ama bu sayede, bu durum sayesinde benim böyle finansal göstermeme gerek kalmadı. Benim şu anki vize türüm dil okulu vizesiyken şu an vize türüm yine öğrenci vizesindeyim. Fakat artık sertifika vizesindeyim. Dolayısıyla bu vize türünde de dediğim gibi finansal göstermedim. Sadece okulun parasını ve sigorta parasını yatırdım. Level 1 olmasının sebebiyle de vize süreçleri biraz daha kolay ilerledi. Eğer sizin de bu vize türleriyle alakalı merak ettiğiniz, bana sormak istediğiniz bir şey varsa ya da Avustralya ile alakalı herhangi bir soruda bana desteğime ihtiyacınız varsa yorum kısmına yazarsanız size seve seve yardımcı olmak isterim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.